Efendim 3G bağlantımızda Selahattin Koca Aslan bizimle birlikte Sultanahmet Meydanı'nda. Selahattin, selamun aleyküm. Seninle birlikteyiz. Oradan bize neler aktaracaksın? Aleyküm selam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğiniz gibi Sultanahmet Meydanı'ndayız. İstanbul'un göz bebeği Sultanahmet'teyiz. Bu akşam hava biraz kapalı ama insanların gönülleri de, sineleri de, simaları da apaçık, aydınlık. Burada çok değerli dostlarımız, kıymetli misafirlerimiz, Sultanahmet'te iftarını açmaya gelen sakinlerimiz var. Onlarla hasbihal edeceğiz. Hem Ramazan muhabbetimiz olacak hem de onlardan sorular almaya çalışacağız. Yanımızda iki genç arkadaşımız var. Öncelikle ne diyelim, şimdiden hayırlı bayramlar dileyelim. Kadir gecenizi tebrik edelim. Bir Ramazan'ı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Siz neler yapıyorsunuz Sultanahmet'te? Burada bir vazife mi var? Biz sizi heyecanlandıracak bir şeyler söyleyelim isterseniz. Biz burada Sultanahmet'te yaklaşık 3 yıldır Sultanahmet'i ziyarete gelen yabancı turistlere hem Sultanahmet Camii'ni hem İslam'ı kültürü anlatıyoruz. Evet. Arkamızda bilmiyorum şu anda görüyorlar mı ama ufak bir bina var. Orası Sıbyan Mektebi. Orada günde 2 defa düzenli olarak sunumlar yapmaktayız. Ayrıca yeni cami Hünkar Kasrı'nda da biliyorsunuz İto orayı restore etti, evet. Ve Ramazan'da da ziyareti açtı. Orada da tekrar turistlere hem Ramazan'la alakalı bilgi veriyoruz hem de Hünkar Kasrı'nı gezdiriyoruz. Evet. Yani bir nevi kültür elçiliği yapıyoruz. Evet, güzel söylediniz. Siz burada bir kültür elçiliği yapıyorsunuz. Yani Ramazan boyunca bu sahir zamanlarda da. Sahir zamanlarda da. Yani buradaki turistlere, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı vatandaşlara Sultanahmet Camii'ni anlatıyorsunuz. Evet. İslam'ı anlatıyorsunuz. Doğru. Böyle bir kültür elçiliği. Doğru. Bizim değerlerimizi, medeniyetimizi anlatmaya çalışıyorsun. Doğru. Etkilenenler oluyor mu? Elhamdülillah. Ne mutlu. Bugüne kadar güzel geri dönüşler alıyor musun? Hamdolsun. Bugüne kadar bizim sunumumuzu dinleyip de çok güzel geri dönüşler aldık. Hiç kimse demedi ki yani yanlış şey anlatıyorsunuz, evet. Çok kötü şeyler anlatıyorsunuz. Herkes dedi ki çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar duymadığımız şekilde bize bunu anlattınız. Çok etkilenenler oldu. Hala irtibatımız devam edenler var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Peki neydi kültür? Kültürler Arası İletişim Merkezi Derneği olarak. Kültürler Arası İletişim Merkezi olarak yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Var mı sizin bir mesajınız yine bu konuyla alakalı söylemek? Tabii ben de birkaç şey ekleyebilirim. Kısaca ben de buranın gönüllülerinden birisiyim. Gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Evet. Eğitim süresi içerisinde cumartesi, pazar, yaz tatillerinde de yaz döneminde. Tatilimizi güzel ve anlamlı bir şekilde değerlendirebilme adına Ahmet abimizin de dediği gibi söylediği gönüllüler grubuna dahil oluyorum. Çok önemli, çok anlamlı. Ülkemiz için, milletimiz için, İslami kültür için çok önemli. Buraya gelen insanlara İslami kültürü anlatıyoruz, camiyi tanıtıyoruz. Çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle tanıştığımıza çok memnun olduk. Kültürler Arası İletişim Merkezi'ne de dostlarınıza da selamlar, sevgiler. Çok sağ olun. Evet, kulaklığımız düştü bu arada. Nazar mı değdirdiniz? Ne yaptınız? Rica ederim Selahattin Bey. Hayırlı ne var ne yok? Teşekkür ederim. Hacı abi nereden geliyorsunuz? Ben Hacı abi dedim dua yerine geçir inşallah. Hacı gittin mi? Nasip olmuştu gençler işte bir çalışmaya gitmiştik oraya. Onda görevimizi yapmıştık Allah'a şükür. Peki. Şu anda Ümraniye'den geliyorum böyle gezmeye geldik. İyi geldiniz. Bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Şükür Allah. Bildiğin gibi herkes burada mı olacaksınız? Memlekete burada mi gideceksiniz? Burada olacağım. İstanbul'da İnşallah. Olacağım. İnşallah. Hocama varsa bir sorunuz hemen alalım. Hocama soracağım soru çok önemli. Bazı cuma namazının Darül Harp'dan dolayı kılmayanlar var. Bunu hangi şartlarda cuma namazının terki malumdur, onu açıklamasını temenni ediyorum. Peki hocam soruyu aldı, biraz sonra cevaplandıracak. Yenge, afiyette misin? Sağ ol. Eniştem kıymetini biliyor mu? Evet. Gönlünü hoş ediyor mu? Çok... Mutlu musun? En önemlisi o. Evet. Mutluysan gerisi yala. Teşekkür Tebrikler, teşekkür ederiz. Evet, devam edelim. Siz nereden geliyorsunuz aile boyu? Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'dan. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Peki, Ramazanınız güzel geçti, huzurlu geçti inşallah. Evet, evet, şimdi Allah geçiyor. Bayrama erişmeyi nasip etsin. Amin cümlemize. Bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Her zaman şey güzel gidiyor. Şu anda farklı bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yok, öyle bir planımız yok şu anda. Önce kabristanları. Kabristanları gezip ondan sonra büyüklerimizi. Evet, güzel sılayı rahimler olacak. Akraba, evet, ziyaretleri. İnşallah evet, hakkını evet. veririz bayramında. İnşallah. Hemen bir soru alalım hocama. Hocam bu Twitter'da gıybet etmek orucu bozar mı? Aa, 10 numara bir soru sordunuz. Hocam çok güzel bir soru geldi. Twitter'da gıybet etmek orucu sakatlar mı, orucu bozar mı diye sordu abimiz. Vallahi teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Güzel sordunuz. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar şimdi.
Evet, siz de hoş geldiniz çoluk çocuk. Hoş bulduk. Nereden? Fransa, Paris'ten geldik. Fransa, Paris'ten. Evet. Hocam da Fransa'ya gelip gidiyor zaman zaman. Gördük onu bazen. Fransa'da? Evet, gelmişti. Auxerre gelmişti. Evet. Orada izlemiştik. Fransalılar hocamı çok seviyorlarmış. Ya herkes seviyor hocamızı. Hocamızı severiz yani. Ama oralarda daha bir kıymete biniyor anlattıkları. İllakin tabii ki. Her pazartesi akşamları zaten izliyoruz onu. Allah razı olsun ondan. Cennet kokullar sizin mi? Evet, bunlar bizim. Evet, maşallah. Şöyle geleyim yanınıza. İsmin ne bir tanem? Sema. Semiha mı? Sema. Sema. Sema çok güzelsin. Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Allah seni nazardan korusun. Abisi misin Sema'nın? Evet. Senin ismin ne? Enes. Enes, maşallah. Bu da ufaklık değil mi? Peki. Devam edelim efendim. Şimdi Sultanahmet'te hava kapalı ama muhabbetler sıcacık, gönüller sıcacık. Gerçekten güzel insanlarla böyle güzel muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz oldu hocam. İnşallah ekrana da sizlere de bu sıcak diyaloglar olanca tabiliği ve sıcaklığı içerisinde yansımıştır diyoruz. Teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sayın de hemen, iftarlar diliyoruz şimdi. Hemen cevabı vereceğim. Orhan Çakmak'tan da ilahiye alacağız çünkü. Cuma namazı efendim her zaman Hanefi mezhebinde 3 kişi varsa 3 tane Müslüman ve bir cami varsa orada orada kılınmalıdır. Darül İslam meselesini karar vermek öyle herkesin kârı değil. Dolayısıyla o farklı bir durum. Savaş meselesi farklı bir durum ama barış halindeyken insan Almanya'da da olsa Fransa'da da olsa cuma namazlarını terk etmemeli cemaatle. Bazı mezhepler 40 kişi demiş. Bazıları 3 kişi oldu mu cuma namazı kılınır. Twitter'da da olsa, Facebook'ta da olsa, kendi sayfasında da olsa, başkasının aleyhine konuşmak, efendim onu kötülemek, kulağına gittiği zaman o kişi gücenecekse gıybet olur, orucun sevabını götürür. Nice insanlar akşamı aç ve susuz kalırlar. Allah'ın onların aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur diyor Peygamberimiz. Rabbim hakkıyla oruç tutanlardan eylesin.